Oray Eğin. İmamoğlu hala denklemde mi? Haftalık haber dergilerinin önemli olduğu yıllardan kalma bir Ruşen Çakır yazısı epeydir aklımda. Artı haberde yeni özel olabileceği söylenen Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dalan olabilme ihtimalinden söz etmişti. Siyasi öngörüler zaman zaman yanlış çıkabilir. Televole'nin Türkiye'ye komünizmi getireceği gibi. Buna rağmen düşünce pratiğini, bu analizin altyapısını yabana atmamak gerek. Televoreler Türkiye'yi komünizmi getirmedi ama bir anlamda AK Parti'yi getirdi. Erdoğan da bildiğimiz gibi yeni dalan olmadı. Türkiye'yi dönüştürme etkisi de Özal'ı kat ve kat açtı. Ama kendisine büyük umutlar bağlanan her belediye başkanının yeni dalan olma ihtimali bugün hala geçerli. Çok değil, daha yaz başında adı Cumhurbaşkanı adayı olarak geçen, tıpkı İstanbul seçimlerinde iki kez olduğu gibi Erdoğan'ı koltuğundan edebilecek tek isim olarak Ekrem İmamoğlu gösteriliyordu. Anketler sokaktaki hava, muhalif partilerin aklından ve gönlünden geçen tek isimdi. Şimdi neredeyse esamesi bile okunmuyor. Hatta siyasi gözlemciler acaba hala oradan sıyrılır mı deyip yok canım artık imkansız herhalde diye kendi kendilerine yanıt veriyordu. Bu kadar kısa sürede İmamoğlu adeta kendi markasını yok etti ve hızla dalanlaştı. Tahribat dolu efsane yıllar. Bedrettin Dalan tarihe İstanbul'un efsane belediye başkanı olarak geçti. Tabii ki dönemin basınının şişirmesiydi ve aslında İstanbul'a kalıcı hasarlar bıraktı. Yeni sağ politikalardan beslenen, çevreye, tarihe ve estetiğe düşman, yapmayı sadece inşaat olarak gören, korumaya karşı, yıkma meraklısı, bugün AK Parti'den şikayet edilen ne varsa onun ölçülü, hatta bugünlerin kapısını açan bir şehircilik anlayışıydı onunki. Dünyanın büyük şehirlerini yönetenler birkaç kuşak sonrasını düşünenler, birkaç kuşak sonrasını düşünerek plan yapar. Dalan belediyeciliği ise epey öngörüsüzdü. Güya trafik sorununu çözmek için tarla başını yerli bir etti, yol geçirdi. 386 tarihi nitelikli binanın izin alınmadan yıkılması bir şehircilik katliamıydı. Gerekçe de trafiği rahatlatmaktı. Çünkü şehirlerin yayalara değil arabalara ait olduğunu düşünüyordu Dalan. Tayfun Serttaş'ın Issız Kent Üçlemesi kitabında aktardığı gibi, son derece arsız bir savunmayla, 3-5 Rum'un evini yıkmakla ne olacak demişliği bile vardır. Üzerinden sadece 35 sene daha geçince, trafik sorununun çözülmediği, aksine büyüdüğü, Taksim Meydanı'nın daha da keşmekeş haline geldiği ortada. Benzer şekilde boğaz trafiğini akıtmak için tarihi miras yalıların önüne kazıklı yol dikip, kültürel mirası hoyratça harcayan da oydu. Daha fazla yol yapmak sadece daha fazla trafiğe yol açar. Bu kural Boğaz'da da değişmedi ve şimdi hafta sonu buralarda ilerlemek mümkün değil. İstanbul'un en çirkin binası da, dalan mirası olarak şehir silüetine ilk büyük darbe olarak İnönü Stadı'nın arkasında duruyor. Toplum bu tahribatlara karşı tamamen sessiz değildi ama itiraz edenler yükselen değerler lafını benimseyip serbest piyasaya tapınan başını Sabah gazetesinin çektiği medyada eski kafalı, çağ dışı, bitmiş komünizmi savunmak gibi etiketlerle suçlanıyordu. Aynı kafa yıllarca Türkiye'nin kendi kendine yeten tarım ülkesi olmasını küçümsedi. İthalata dayalı bir iktisadi modeli savundu ve sonunda ülke batma noktasına geldi. Dalan medya gazıyla rüzgarın kendisinden estiğini düşünüyordu. Haliç'e gözlerimin mavisi yapacağım gibi slogan cümleler armağan etmeyi, manşete çıkmayı biliyordu kendisini destekleyen bir köşe yazarı sınıfı bulmuştu. Siyasi geleceği için beklentisi de kendi siyasi vizyonu ya da çıkışları değil, arkasındaki medya gücüydü. Medya, zenginler, iş dünyası dalandan memnundu ama. Çünkü İstanbul'a, gençlere, demokrasiye değil, onlara hizmet ediyordu. Tavır koymak önemlidir. Erdoğan hiçbir zaman dalan olamazdı. Çünkü bodoslama dalmaktan, meydan okumaktan hiç çekinmedi. Beğenin beğenmeyin her zaman bir tavrı ve söyleyecek net bir sözü oldu. Bazen tek bir meydan okuma tarihin akışını değiştirebilir. Erdoğan'a da böyle oldu. 1994'teki seçimlerden önce gece konduları yıkacak mısınız sorusuna hayır dedi ve o an seçim İlhan Kesici ve Zülfü Livaneli'nin elinden kaçı verdi. Bedrettin Dalansa altın fırsatı susarak kaçırdı. Demirel'in Çankaya'ya çıkıp DYP içinde liderlik yarışının başladığında Türkiye'nin en önemli meselesi yine özgürlüklerdi. Çünkü özel radyolar kapatılmış ve toplumda örgütlü bir protesto başlatılmıştı. Tansu Çilleri siyaset sahnesine sokan çıkışta radyomu istiyorum demesiydi. İyi İngilizce konuşması, kadın olması, sarışın olması gibi faktörler vardı ama Lady'nin topuk sesleri bu cümleden sonra daha net duyuldu. O cümleyi dalan söyleyebilirdi. Hatta DYP lider adaylarıyla çıkacağı bu programda o cümleyi söylemesi kendisine tembihlenmişti. Ancak golü çiller attı. Ardından ne diğer iki aday Dalan ve Köksal Top'tan destek verdi. Belli ki korktular, tavır almadılar. 2023'te de tıpkı 1993'te olduğu gibi aslında sandıktan özgürlükler oylanacak. Türkiye seçime ailenin tanıtımı yapılarak LGBT haklarının engellenmeye çalışıldığı, sansür yasasıyla ifade özgürlüğüne darbe vurulduğu, Arda ardına konserlerin yasaklandığı, gece kulüplerinin kapatıldığı bir ortamda giriyor. Seyahat özgürlüğünden özel verilerimizin korunmasına pek çok başlık oylanacak ve Türkiye'nin kaderini %11'e tekabül eden genç seçmen belirleyecek. Yeni dalan bu konularda ne düşünüyor? Ekrem İmamoğlu iş dünyasıyla arayı tutmayı iyi biliyor. Yabancı ülke temsilcileriyle görüşüyor, dengeler için genel başkanına yanındayım mesajı veriyor. Türk ocaklarına koşa koşa gidiyor ama özgürlükler söz konusu oldu mu ağzını açmıyor. Kendi şehrinde Pride yürüyüşü yasaklanıyor. Başkandan ses yok. Nefret yürüyüşü yapılıyor sessiz. İstanbul medyanın dolayısıyla da ifade özgürlüğünün merkezi. Sansür yasası çıkarken ortalığı inletemiyor. Onu ürkütmeyeyim, bunu korkutmayayım, şuradan oy kaybetmeyeyim diye diye geldiği yer belli. Böyle ancak dalan olur. Seçim tarihini açıklıyorum. Muhalefet liderlerinden peş peşe seçim tarihi belli olsun, iki gün içinde adayımızı açıklayacağız diye mesajlar geliyor. Seçimin tarihi belli. 18 Haziran 2023. En azından resmi tarih bu. Muhalefet seçim başka bir tarihte yapılacakmış gibi davranarak aslında iktidarın eline koz veriyor. İktidarı belirlenmiş takvime zorlayıp elini bağlayabileceği halde Türkiye'nin önemli kararlarının bir kişinin iki dudağında olduğunu hemen kabulleniyor. Hem de bu gerçeğe teslim oluyor. Bunu neden yaptıkları belli. Çünkü adayları yok. Ama seçim ne zamansa bahanesine sığınmasınlar. Seçimin tarihi belli. Oray eğin. Mehmet Şeker. Akşener yalancı olamaz. Sürpriz sevenler için çok iyi bir gelişme. Sevmeyenler başka konularla ilgilensin. Barış İyi Arkadaş'tan duyduk. Özeti şu: İYİ Partililer diyor ki Akşener'e aday olursa şaşırmayın. Gel de çık işin içinden. Şaşırmayalım da ne yapalım? Gemliğe doğru denizi görmekten daha fazlası var. Nasıl bir duyguya kapılalım, nasıl anlayıp nasıl değerlendirelim? İYİ Partililer onu da söylesin. Ben aday değilim, ben aday olmayacağım, aday olmayı düşünmüyorum. Asla aday olmam, aday olmamı beklemeyin. Olmayacağımı kaç defa söyledim, ben başbakan olacağım. Bu masadaki genel başkanlardan hiçbiri aday olmamadı. Adayımız dışarıdan olsun. Ekrem Bey'in yüzünde Rabbiyesir var, ablam görmüş. Bence en uygun aday Mansur Bey. Seçilebilecek biri aday olmalı. Kemal Bey çok hevesli, çok istiyor ama seçilemez. Aday olmayacağını Meral Hanım yüz defa söyledi, bin defa söyledi. Gittiği yerde söyledi, geldiği yerde söyledi. Gazeteciye söyledi, televizyoncuya söyledi. Esnafa söyledi, köylüye söyledi, memura söyledi. Yurt içindekilere söyledi, yurt dışındakilere söyledi. Daha ne yapsın? Cumhurbaşkanlığını istemiyor, gönlünde yatan aslan başbakan. Gel gör ki şimdi partisi içinden birileri Akşener e aday olursa şaşırmayın diyesiymiş. Hay Allah bu da ne demek şimdi? Bizim genel başkan yalancı demek. Duruma göre dümen kırıyor, yalan konuşuyor demek. Sözünü tutmaz, sözünde durmaz demek. Sözüne güven olmaz, ipiyle kuyuya inilmez demek. Söylediklerine inanmayın demek. Eğer öyleyse lütfen aday olsun. Hemen olsun, hiç çekinmeden. Yarın da seçim yapalım olmadı pazar gün. Daha önce Akşener adayı olursa destek vermeyeceğini açıklayan HDP'liler bile yanında olur. Sevdiklerinden değil, TC'nin başında sözüne güvenilmez birinin olması işlerine gelir de ondan. Biz Akşener'e yalancılığı yakıştıramayız. Partisindekiler nasıl yakıştırır tam bir muamma. Barış arkadaş da kafasından uydurmamıştır. O da yalan söylemez. O halde kedi nerede? Ortada bir yalan var çünkü. Sahibi kayıp bir yalan. Cilve. Deveye cilve yap demişler, tutmuş çadırı yıkmış. Eşeğe cilve yap demişler, çifte atmış. Deli kıza cilve yap demişler, zart diye bir ses duyulmuş. Ayıya cilve yap demişler, kıçıyla dağları devirmiş. Kimdir bunlar, niye herkesten cilve bekliyorlar, anlaşılır gibi değil. Ankara'da hamburgerci yok muydu? Bir hamburger yemek için ta Amerikalara gitmenin ne gereği var? Ankara'da hamburgerci yok mu? Günlerdir her tarafta ABD gezisi konuşuluyor. Hem dışarıdan hem içeriden kendi partisinden eleştirenler var. Bir gezi yaptıktan sonra kendini savunmak zorunda kalmak hiç hoş görünmüyor. Diyorlar ki vay efendim nasıl gidersin. Diyorlar ki vay efendim nasıl gidersin. Uçağa bindim, gittim dese olurdu. Öyle demedi ve uzun uzun izaha başladı. Gittim ama sor bakayım niye gittim. Dünya değişiyor, teknoloji gelişiyor, vizyon meselesi. Katma değeri yüksek ürünler üretmemiz lazım. İki günde vizyonu, teknolojiyi çözmek her baba yiğidin harcı değil, tebrikler. Neden böyle yapıyor diye merak edenlerin kafası karıştı. Varılan sonuç şu, danışmanları gündem oluştur demişler. O da bir gün yıllar önce halledilmiş başörtüsü meselesini gündeme getirdi, ayağına dolandı, başka bir gün Amerika'ya gitti. Ne getirdin diyenlere en fazla bitmeyen fazla bitmeyen tartışma cevabını verebilir. محمد شکر